Güzel kadar bir geçimiz var. Bunun boynuzu nereye dindik? Geyik diyorlar işte, bu dik boynuzlara böyle geyik diyorlar. Evet, geyik. Eskiden bu dağlarda geyik olur muydu? Biz ta yeni yerleştik, burası Sörtlüdere köyündendik. Yeni aldık. Tabii kayalarda varmış. İncir köylerinin üstlerinde kayalarda bulunurmuş. Ta hala işte onlarda var geyik. Geyik denizciler, geyik gibi tüyüyor ona bak maşallah. Tamam, geyik gibi tüyüyor. Geyik gibi tüyüyor. Aynı geyiğe de benziyor. Yani buradaki geçiler dağdaki geyiklere çiftleşiyor. Bu çiftleşmeden dolayı böyle geçi geyik cinsi oluyor. Boynuzları dik oluyor. Bu yerdeki bu tür geçileri rastlamak mümkün. Çünkü çoban başına duramaz. Salıverir dağa geçiyi. Dağda da geyikler var. Buna bak hele. Buna bak hele. Buna bak hele sen. Dur oğlum. Şuna bak hele. Adı ne bunun? Oluş diyorlar bunun adına. Oluş. Oluş mu adı? Evet, bunun adı Oluş. Sever mi bu oğlakları, Oluş'u? İşte severim. Sevmesem neden? İşte seviliyor galiba. Baktığın müddet. Donarsa, üzüldüğün gibi. Eğer oğlacığın, geçicin çamurda kalsa, yağmurda kalsa ya da aç kalsa aynı şekilde üzülür mü? Üzülürüm, üzülürüm. Çok üzülürüm. Hani onunla büyümüşüz, onunla bu yaşa gelmişiz, onunla idare olmuşuz, şeyimiz, hani mesleğimiz o. Ondan ekmek yediğimizden tabii ona bakmak zorundayız. Onu da kendi çocuğumuz gibi korumak zorundayız. Peki, gittiğin zaman önlerde bir çam ağacını kesmiş olsalar ya da bir ağacı tarlaşsalar, orman yansa üzülür mü? Aa, ne demek? Tabii üzülmemiz. Üzülmemiz. Onun içinde ağacın şey olduğu gibi böceler, börtüler, kuşlar, kurtlar, neler yanıyor, çayanlar, yılanlar dediğin gibi. Bu en kötü, bizim için en kötü büyük hata. Evet. Ha, biz onu biliriz. Değerli izleyiciler, biz yörükleri büyük insanlar, soylu insanlar dediğimiz zaman bir anlam vardı. Bakın hayvanlarını, geçisini, koyununu, yetiştirdiği hayvanları kendi gibi seviyor, evladı gibi seviyor, kendi gibi görüyor. Dolayısıyla o açsa kendi aç kalmış sayılıyor. O üşürse kendi üşümüş sayılıyor. Yine bu dağlardaki ormanlara ağaçları biri keserse, orman yanarsa, ormana zarar verilirse buna da üzülüyor. Demek ki doğa sevgisi, ağaç sevgisi, hayvan sevgisini doğru açıklığı insanlar yörüklerdir. Dünya bundan ders almalı. Belki dünya insanlığı gelip yörüklere, yörüklerden bu sevgiyi öğrenmeli, almalı. Acaba hayvanı seven, otu çöpü ağacı seven, Allah'ı da sever, vatanı milleti de sever değil mi? Evet, evet. İnsanı da sever. Tabii. Hiç gönül kırar mısınız? Hayatımda horama çıkıp da şey olmaktan sonra bir çocuğu olsan, bir çocuğu da olsa, 70 yaşında hani kendimden büyük bir insan da olsa hiç bir iş dakika kırıldığını istemem. Yalnız kırmazsın. İmkan yok, kırmam. Ama horana çıkar da tak devirse tabii yarlı olursun. Hiç kırmam insanları, üzmem dedi. Ancak horaya geliverirse dedim, evet, çat deyip yarılırsın. Ha. Bu yörüklere çatma. Ben bu ülkenin ötenlere de söylüyorum. Sade vatandaşlara da söylüyorum. İçinde kin, garaz olan, yörüğün yurdunda, geçisinde, ormanda, hayvanda, göz olanlara da söyleyin. Horaya da ne kadar gelirse. Can boğazın içine yudunamadın, gitmediği bir yer olur sana. Yudunamadığı yere kadar ellemeyebilir, çatmayabilir. Ama yudunamadığı yere gelirse. Tabii yarılırsın, muhakkakları niçin? Çaresi olmadığından yarılırsın. Gerekeni yaparsın. Gerekeni yaparsın. Taş alama kovar mı? Taş alama kovman da. Tabii bir çift laf söyler, o da zaten anlayana yeter değil mi? Bir çift lafla işi bağlarım. Bir çift laf söylerim, o da içinden çıkacakların bir laf olmaz. Ondan sonra o adam da işte gider. Başka yerde kovma. Hiç kovmadım. Evet. Değerli izleyiciler, sözün özü yaşatarak yaşamaya çalışan, yani bütün canlıları yaşatarak yaşamaya çalışan, yörüklere dokunmayın. Eğer dokunursanız, hora adar gelirse, yudunamaca yere adar gelirse yandınız, haberiniz olsun. Tamam, bir çıt laf söyler, nereden geldiğinizi lafır adamı daş vurmuş gibi yıkar. Ha, laf yetmeyorsa da gereğini gene yapar. Bu ne meler bu? Oğlum? Anasına. Anasına meler? Anası gelecek orada. Anası nerede? Çanları geliyor daha geçlerde de. Ne vakit gelecek? Hemen indi geliyor. Gelir mi indi? Hemen indi gelir. Bunu soyulacaklar mı, emişecekler mi? Emişecekler de sağacağın gayet peynir açacak. Emiştirme açacağın kaçacağın ağla. Peynir açacağın gayri. İşte dün bir böğün iki dediğin gibi başladı. Bir keçiden süt nerede çıkıyor? Bir avuç çıkıyor mu? Ya bizim keçilerimiz cins keçi değil. İşte yalın hapas süt çıkar. Yalın işte. Hapas. Şimdi hapas şöyle iki avuç oluyor. Yalın hapas ya biz, ha, bir avuç oluyor. Sayarız hepsini. Ama bereketli oluyor değil mi? Ya yine işte
Dadı eliyor. Dadı, biz inek peynirini yiyemedik. İnek sağdım, peynirimiz tükendi. İmkan yok, ağzımıza alamadık, yiyemedik. Bunu zaten hani yiyemedik bunu. Geçten. Zaten geç sütüne, geç yoğurduna, geç çökeline alışan adam başka şey yer mi? Görürsen o dağlarda yüzlerce ot var, yeşillik var. Hepsinden yiyor, hepsinden garma yapıp, değil mi? Tabii canım, ha biz sığır bir zamanla besleniyor, değil mi? Sığırın şeyini ben dedim, ben bunu dedim. Ben yani çocuklar yemeyelim. Anı yiyene de Allah diyormuş ki biz yemeyeceğiz, edemeyeceğiz. Derzeciler, geçi sütü aran, geçi sütü bulun. Anne sütüne en yakın sütlerden biri geçi sütüdür. Geçi sütünün kıymetini bilin. Bilemeyerseniz biz ne derim arkadaş, değil mi? Tabii tabii tabii. Çağırırken ne diye çağırıyorsun? Cuğuya gel diye çağırsın. Zekan Bey. Cuğuya gel, gel, gel. Cuğuya. Derzeciler, karşı yamaçta geçiler yayılıp duru. Geçiyi çağırdı teyzem, bak beri doğru gelmeye başladılar. Evet. Çağır Hakan bir daha. Cuğuya. Deç, 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 deç. Bir daha çağır bakan. Cuğuya. Ben de yardım. Tamam, geçiyi getirdin. Evet. Adın ne? Süleyman. Yaş kaç bugün? Yaş 25. Maşallah. Sabahtan kaçta kalktın sabahla? Sabah 5:30-6. Kalktın, geçiyi ağdırdın dağa. Dağa. Nelerde götürdün, nerede dolaştın? Bayağı var yani şu yamaçları gördüğümüz dağları hemen hemen her yerini dolaştım yani. Dolaştım. Maşallah, geçilerin karın doydu mu? Doydu. Sen geçinin doyup doymadığını biliyor musun? Bilmemeyin, doyup doymadan geldin de belli olur. Böğün doymuş mu? Bayağı karınları. Çıkmışan karınlar bayağı bir. Çantada ne var lan? Çantada ne topladın sen? Sarı ot dediler. He. Sütle pişirilir. Öyle mi? Kendimizi zaten yiyoruz. Gel Hakan bura. Bu sarı otu nasıl pişireceksin? Azıcık yağsını işte az da süt süzeriz. Bir yağ sıktıktan sonra katarız, kavururuz. Hı. Süt bunu yumuşadır. Tatlı bir hale getirir. Süt olmadı mı az kuru kuru olur. Süt ile güzel olur. Hani tazecik. Pişirip oğlancığa yedireceksin. Kızcağızına da yedireceksin. kendim çok severim. Bunlar da olsun da kendim sakın çok severim. Sakın sen anan seviyor diye toplayayım. Tabii. Bana bu kadar kıymetli değil mi? Ya şimdi. Getemediğimden oğlum şarof bul gelsene diyorum. Hı. İşte bu da getirmiş baksana. Buradaki yörük yurtlarındaki kadınlarımız çocuklarını sever, hayvanlarını, doğayı sever. Çocuklar da anılarını, babalarını, büyükler sever. Sevginin doğru çıktığı, sevmenin ne demek olduğu yörüklere görünce anlaşılır. O zaman yörük yurtlarına gider, bir yörük yurdunda aşelek görmüş, yörük anasını gün görmüş, aksakallı, çorapçaklı yörük dedesini, Yağız delikanlıları, gelinlik, alenaklı kızları gördüğünüz zaman, tanıştığınız zaman, şöyle dinlediğiniz zaman sevginin ne demek olduğunu görebilirsiniz.